Başlayacağım abi. Başlıyorum. Ben çok kısa bir hoş geldiniz demek istiyorum. Ayağınıza sağlık. Çok olmak lazım dedik bazen. Ve Kıvanç'la beraber muazzam bir kampanyaya bir kez daha imza atmış durumdayız. Mavi olarak belki farklısınız, belki değilsiniz. 14 yıldır 20. kampanya. Yani Kıvanç eşittir Mavi, eşittir Jean. Hep beraberiz. Çok ayrıcalıklı bir ilişkimiz var. Bu samimiyet, içtenlik aslında klasikleşti. Reklamda da Blue Jean'ler ön planda. Ve bir klasiklerin dünyası yaşatmaya çalışıyoruz müşterilerimize. Mavi'nin bu klasik ve zamansız denimlerini Kıvanç'ın bu dansıyla, çok güzel müzikle, çok güzel reklamla başka bir seviyeye taşıdık. Gururluyuz. Hepinize tekrar yani bu lansmana, bu toplantıya bize eşlik ettiğiniz için çok teşekkür etmek istiyorum. Kıvanç'a ayrıca teşekkür etmek istiyorum içtenliğiyle. Kıvanç ne zamanki çıtayı yukarı nasıl çekeriz desek hemen onu nasıl yapacağını bize hep gösteriyor ve bu biraz da gerilerek. İşte şey diyor ya, o huysuz gerilim şarkı sözlerinde de var, doğru söylüyorsun. Ama burada da muazzam bir performans ortaya koydu. Ona bir şey yaptık, hani dedik ki ya gel burada da böyle bir dansı ortaya koyalım. Yani bizi kırmadı ve acayip sahneyi doldurdu, ekibi coşturdu. Muazzam bir iş çıkardık. Ben inanıyorum ki tabii her şeyin ötesinde Mavi sevenler, Mavi'nin müşterisi bu reklam sayesinde hem Kıvanç'ı hem Mavi'yi daha da çok sevecekler. Daha da çok olacağız. İşte bazen çok olmak lazım diyoruz. Kıvanç da bu reklamda çok oldu. Sözü sana bırakmak istiyorum. Birlikte. Sağ ol Kıvanç, eline sağlık. İyi ki varsın. Bir 14 yılı özetleyelim aslında Kıvanç Bey. Nasıl geçti 14 yıl sizin adınıza 20 tane arkadaşlar, reklam filmi? Arkadaşlar bu arada hepinize öncelikle hoş geldiniz diyorum. Çok mutlu ettiniz bizi. Bugün gerçekten çok heyecanlıyım çünkü benim için bambaşka bir reklam ortaya çıktı. Sebebini de zaten şimdi Cüneyt Bey söyledi. Hep böyle yeniyi yapmaya çalışmak, hep daha ileriye gitmeye çalışmak, ona kafa patlatmak. Bir parça süreç içerisinde insanı geriyor olsa da o profesyonelliğin bir parçası. Ne kadar insan geriliyor o kadar demek ki az hatayla optimum başarıyla işi sonlandırma gayesinden mütevellit. Ben 14 seneyi şöyle ya 14 sene 20 reklam samimiyetin ve profesyonelliğin ekrana yansıyan bence en güzel hali. Yani ancak bunu bu kadar kelimelere şu anda dökebiliyorum. Biz çok şeyler başardık birlikte Mavi ailesiyle. Başarmaya da devam edeceğiz. Her sene üzerine koyarak ölümsüzleştirmiş olduğumuz birçok şeyi kattık bu 14 sene ve 20 reklama. Başarılarımız inşallah çok uzun süre daim olsun diyorum. Ben son derece mutluyum. Kendimi yeni projelerde, değişik pozisyonlarda, böyle değişik hikayelerde görüyor olmak beni her zaman çok heyecanlandırıyor. Çünkü aynı şeyi tekrar etmekten ben de çok sıkılan bir insanım. Aranızdan muhakkak birileriyle yapmış olduğum röportajda söylemişimdir. Yani yenilenmeyi çok seviyorum. O deriyi muhakkak değiştirmek lazım. O yüzden Mavi ile bunu her defasında, her sene yapabildiğim için son derece mutluyum. Çok teşekkür ediyorum. Ayrıca teşekkür etmek istediğim bazı insanlar olacak burada. Sevgili Ekin'e çok teşekkür etmek istiyorum. İzlemiş olduğunuz bütün koreografiyi hazırlayan, yapan sevgili dansçı arkadaşlarımıza, Semih'e, Emir'e, Emir Taha'ya, bizim filmimize inanılmaz bir dinamik katan sevgili Emir Taha'nın da yakında albümü çıkacak. Emir'e de buradan başarıları daim olsun diyorum, başarılar diliyorum. Harika bir parçayla bambaşka bir seviyeye çıkardı reklamı. Göz önünde olan, görünen, görünmeyen, ekran önünde, ekran arkasında olan bütün herkese çok teşekkür ediyorum. Mavi ailesine çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sizlere de teşekkürler. Efendim hemen dansı yorumlayalım aslında. Bu dans çok konuşulacak. Çok konuşulacak da kesinlikle. Çünkü Kıvanç Tatlıtuğ'u ilk defa dans ederken görüyoruz. İşte ilklerde zaten. Evet. Bundan sonra da artık dans edecek misiniz? Ben güne dans ederek başlıyorum.
Bundan sonra dans eder miyim? Ya proje gelirse, hatırlarsan veya hatırlayan vardır. Yıllar önce bir müzikal yapmıştım. Evet. Gris müzikalinin burada düzenlendiği bir temsili olmuştu. Orada da sahnede performans gösterme fırsatı bulmuştu. Denk gelirse olur, neden olmasın? Bir Michael Jackson dönüşleri oldu efendim aslında. Evet, kesinlikle bir... İş yapar mı? Harikasınız zaten Kıvanç Bey. Bizim iş yapıp yok, dememize göreceğim. Bile gerek yok aslında. Size soruyorum. Fikri sizin miydi efendim? Cüneyt Bey az önce ne zaman daha iyisini yapmak istesek Kıvanç Bey'e söylüyoruz. O da yardımcı oluyor, teşekkür ediyoruz diyor. Ne gibi katkılarınız oluyor? Fikir sizin miydi? Diğer o 14 yıllık içerisindeki katkılarınız neler? Fikirler karşılıklı ortaya çıkan bir şey ama her defasında yani şöyle önce bir şey oluşmadan önce masada tabii ki bunun bir tartışması, bunun bir tepkisi, neler yaparız, neler yapmayız veya nasıl kendimizi geliştiririz gibi oturup konuşmalar oluyor bir sonraki sezonla ilgili. Ama şu zamana kadar bir kere daha teşekkür ediyorum. Mavi'den gelen her senaryo istisnasız hemen hayata geçirilip istenip hemen onaylanıp hemen bir an önce çalışmalara başlanılmıştır. Yani bu geçtiğimiz 20 reklam için böyle. Sadece bu reklam için değil. O yüzden o kadar güzel tamamlanan bir durum söz konusu ki burada. İşte samimiyeti ve profesyonelliğin bence ekranın en güzel. Peki efendim. Uzun da devam edecek galiba. 20. yıla kadar devam ederse inşallah diyelim. 20. yılda Kıvanç Tatlıtuğ özel koleksiyonu gelir mi? Sizin de tasarımlarınızla sizin vesaire katkılarınız. Valla onlar teknik sorular. O kadar yok biliyorum. Teknik soru. Beni aşan sorular. Peki efendim tamam. Dans fikri geldiği zaman ilk düşünceniz ne oldu? İlk tepkiniz ne oldu aslında? Dürüst mü? Dürüstçe. Sevgili Gaye ve Zehir'in buradalar. önce biraz bir ufak çapta bir yapalım mı? Yapalım tabii ki. Ben yapabilir miyim acaba? Niye şimdi bu kadar böyle bir kısa zaman içerisinde, böyle bir temponun içerisine giriyor? Acaba dansı başka bir şey mi yapsa? Bu sırada şöyle, bu reklam özel değil. Dürüst konuşuyorum arkadaşlar. Bu benim... bir sancılı bir süreç vardır şeyde. Vardır derken kendi yolculuğumla ilgili fark etmiş olduğum hikayemi anlatayım. Ben bir şeyden dolayı sancılansam o işin sonunda muhakkak tatmin oluyorum, mutlu oluyorum. Çevremde beni tanıyan insanlar da genelde ekibim, eşim, dostum. Benim sancılandığımı görüp veya kafaya bazı şeyleri takıp bu nasıl olacak, bunun altından nasıl kalkacağım dediğim zaman gönülleri esasen bir bakıma da çok rahat olur. Bundan dolayı aslında hepimiz birbirimizi biliriz. O süreci de böyle. O süreç bir şeydir, döngüdür. O süreci biz her defasında 20 senedir yaşarız, devam eder. Bu da onlardan bir tanesiydi. Dans heyecanlandırdı. Yeni şeyler öğreniyor olmak bambaşka bir heyecan kattı bana. Tabii sonucun, tabii sizler tarafından da, izleyen insanlar tarafından da bugün güzel reaksiyon aldığını gördük hep birlikte. Son derece mutlu olduk. Biraz da süreçten de bahsedelim aslında efendim. Kaç haftalık bir eğitim süreci geçti sizin için bu danslarda? Kaç haftalık? Kıvanç bu işi çat diye kaptı. Öyle haftalara kalmadı bu iş. Haftalar bile sürmedi aslında. Duyum geldi efendim. Birkaç saatte sanki öğrenmişsiniz bu işi. Öyle oldu. Üstünden gelmişsiniz. Öyle oldu. Çok fazla bidat izlemiş gibiydi. Hocalarıma teşekkür ediyorum. Onlar tabii öğretmek de çok önemli bir şey. Yani her işini çok iyi yapan aynı zamanda iyi öğretmen oluyor anlamına gelmiyor. Hem çok iyi dansı biliyor olması ikinin, hem çok iyi öğretiyor olması, çok iyi koreograf olması zaten hepsini beraberinde bir bütünüyle geldi. Bir gün, bir full gün çalıştık zannedersem. Evet. Onun sonucunda da böyle bir şey çıktı ortaya. Asıl efendim, mutluyum. Başak Hanım'ın görüşlerini merak ediyoruz. İzledi mi? Bizden önce Başak Hanım izledi mi? Ve tepkileri ne oldu size karşı bu danstan sonra özellikle? Dostum izlemedi daha gerçekten. Şimdi bu akşam izleyecek. Biz de beraber dans ettim dediğiniz zaman ne söyledi size? Kelimesi ne oldu? Dans. Her şeyi yaparsın dedi. O zaman efendim birazcık da aslında oğlunuzun ikinci yaşını da kutlayalım. Evet, biz o olamadık. Ederim, İkinci yaşına da girdi. Dostlarınızla birlikte güzel bir partide verdiniz. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Dansınız da çok konuşuldu. Bugün de o da çıktı aslında. Tabii. Kurtepe'li neler söyleyeceksiniz? Ön provasını orada beraber yaptınız. Ya işin esprisi işte dönem dönem karşılaşıyoruz bazen. Orada burada işte dışarıda
Ya evlatla ilgili söylenebilecek kelimeler aslında hepsi aynı. Bambaşka bir duygu. Bunu hep her defasında söyledim. Gelişimi bizi de büyütüyor, bizi de geliştiriyor. Her gün yeni yeni şeyler öğreniyorsun, öğretiyor, bambaşka bir duygu katıyor. Onun gelişimini görmek, böyle gözlerimiz böyle yer yer dolu, yer yer tebessümlü bir şekilde büyümesini izliyoruz. Allah tüm evlatların yolunu, bahtını, sağlığını, şansını açık etsin. Amin. İkinci yaş sendromları var derler efendim. O sendromlar başladım hemen. Kurdum hemen. Bizde daha kapı çalan olmadı. Yoğun tempoda da devam ediyorsunuz efendim. Çok da uzun göremiyoruz aslında sizi ama Hong Kong vardı. Tatilleriniz çok da konuşuldu. Fotoğraf çekimleriniz çok konuşuldu. Bunlar için neler söyleyeceksiniz? Hong Kong'da nasıl geçti tatiliniz daha sonrasında da? Biz bu sene Leyla'yı biraz erken havada gördük. Evet. Ondan dolayı işin esprisi son 3 yıldır ben çok yoğun bir şekilde çalışıyordum. Malumunuz biliyorsunuz birçok şey ürettik. O yüzden hem yoruldum hem de kendime verdiğim bir sözüm vardı. İş bittikten sonra, en son aile dizimizi bitirdikten sonra, yani kararlaştırılan 30 bölümü bitirdikten sonra uzun bir süre aileme, oğluma, eşime vakit ayıracağım, beraber vakit geçireceğiz diye bir karar almıştık. Şu anda da memnuniyetle o kararı sürdürüyoruz. O karar... Sinema filmi, affedersin, sinema filmi, bir iki tane sinema filmi görüşmemiz var. Onunla da ilgili yakın zamanda bir hareket alabiliriz. Yazın diyorsunuz, start alabiliriz tekrardan yazın diyorsunuz. Değil. Yazın da dinlenirim. Muhtemelen 3-4 ay daha dinlenirim. Ama dinlenme dediğim yine yazdan sonraki sinema filmlerimiz için ön hazırlık çalışması olur anca yani. Karakter üzerinde çalışmamız olur. Bu dinlenmede de efendim hobilerinizde de aslında uğraşıyorsunuz. Özellikle yemek yapma konusundaki lahmacunu çok iyi yapıyormuşsunuz. Öyle de. Evet. Lahmacunu bu yemek konusunda efendim profesyonelleştirmeye başladığınız da söyleniyor aslında. Bir restoran olacak mı yakında? Restoran hobi olarak yapıyorum. Ama zaten aşçılık eğitimi aldım. Evet. Ya bilmiyorum biliyorsunuzdur. Bir kısa bir süre 5 ay 6 ay kadar bir aşçılık eğitimi aldım. Evde arkadaşlarımla yemek yapmayı, onlarla ilgilenmeyi, onlara yedirmeyi, içirmeyi seven bir adamım. Oradan besleniyorum. O yüzden şimdilik hobi olarak devam edecek ama hayat yarın ne getirir bilmiyorum arkadaşlar. Biz aşçılık derken efendim bir anda dövme de hemen dövmeye de merak sardınız aslında yaparken ki görüntülerinizde sosyal medyanızda da paylaştınız. Dövme sizin için bir tutku mudur? Tutku mu? Dövmesi olan var mı? Var. Herkesin var. Başladığı zaman böyle ufak böyle aksesuar gibi düşünmek. Ben kolumu kapattım mesela. Bir tane de başladım. Kolumla kol kapattım. Aksesuar gibi düşünmek lazım. Ben insanın aksesuar olarak görüyorum. Yani ömür boyu taşınan bir şey ama bağımlılık da yapmadı. Bazen bir şey hissediyorum. Benim bütün dövmelerimin benim için bir anlamı var. Yani hem ömür boyu vücudumu taşıyorum hem de sıkılmayacağım anlamlar içeriyor. O yüzden hiç öyle düşünmedim. Bağımlılık olarak düşünmedim. Peki efendim hemen Necdet İşler'i de sormak istiyorum. En iyi kadroyla dedi biz iş yaptık ama dedi artık konulardan sıkıldık. Her konu aynı olmaya başladı ve televizyonda da olmayacağım dedi uzun bir süre. İzlediyseniz eğer Necdet Bey'in bu... İzlemedim yok. Necdet Bey'in zaman, daha yeni bu hafta zaten. Kore'den alırsam öyle mi? Kore dizileriyle... Dün geldim bir şeyden. Aileyle. Dün geldim yurt dışından. Şimdi yarın sabah tekrar uçacağım tamam, ama bakacağım. Aile dizisi içinde en iyi kadroyla beraber çalıştık ama artık yapımcıların da birazcık elini taşın altına sokması gerekiyor. Özgün hikayelerimiz var bizim. Mezopotamya'dan dedi özgün hikaye ama biz dedi Kore hikayelerini yapıyoruz dedi. Ve artık da dedi bu uzun bir sürede de televizyonda bu konudan dolayı da olmayacağım dedi. Sizin düşünceleriniz rol arkadaşınız da olduğu için neler söylemek istersiniz bu konu hakkında? Yani şimdi şöyle röportajdaki o vurguya bakmak lazım. Onun tonuna bakmak lazım. Yani hangi niyetle nasıl söylediği yazıyla bir şeyi okurken farklı, birisinin ağzından duyarken farklı. Ona göre izledikten sonra ancak bunu yorumlayabilirim. Ama Necdet abinin şu yorumuna çok katılıyorum. Bizde çok hikaye var. Tabii ki kendi hikayelerimizi üretebiliriz pekala. Ama onun dışında eleştirel bir tarafı var mı yok mu onu iyice bakıp görmem lazım. Onun için bir şey söyleyemeyeceğim şu anda yani. Kendi hikayelerimizi üretmeliyiz tabii ki. Tabii ki. Yani bir hikayeyi alıp ya her türlü şeyin tekrarı yapılabilir. Kendi hikayelerimizi de ürettikten sonra hiçbir şeyin göze batacağını zannetmiyorum. Necdet Bey'in aslında da söylemek istediği tekrar etmek artık beni çok sıktı dedi.
bu konular? Ya kişisel bir tercih olabilir. Bakıp da iyice verip görüyor olmam lazım. Şimdi bambaşka bir şey söylemiş olmak istemediğinden dolayı ben izlemek istiyorum önce. Peki efendim, hemen kolyenizi de sormak istiyorum. Oğlunuzun ayak izi de var. Neler söyleyeceksiniz bu kolye? Kimden hediye geldi veya özel olarak siz mi yaptırdınız ben efendim? Ben kendim yaptırdım. Var mı? Peki televizyon dizilerini takip edebilme fırsatı buluyor musunuz? Hayır. Biliyorsunuz Çağatay Bey'in de bulmuyor musun? Neden peki? Vaktiniz yok. Vaktim yok. Çağatay Bey'le de güzel giden bir arkadaşınız vardı. Biz geçtiğimiz gün ona da sorduk ama araya küslük mü girdi acaba, size soralım, siz neler söyleyeceksiniz? Bir şey soracağım. Bugünün konusu değil ama magazin üzerinden gittiğimiz için Kıvanç Bey, bunları da sormamız gerekiyor. Son soru şöyle: bir şeyleri birisi çıkartıyor. Klasik tabii, 20 senedir hep toparlıyoruz arkadaşlar. Farkında mısınız? Yani izah ediyorum ama konuşmaya gerek bile duymuyorum. O yüzden başka bir soru varsa alayım. Çünkü Instagram'dan takip edildi dendi. Biz hiçbir zaman birbirimizi takip etmedik. Aynı zamanda dostluklar Instagram takibiyle mi pekişiyor veya ne kadar güzel dostluk olduğu anlaşılıyor? Bence bu sorunun cevabını siz de biliyorsunuz ama ben bunu sorulmuş ve cevaplamış olarak kabul ediyorum. Şunudur efendim, sizin isminizi kullanarak bir şekilde haber olmaya çalışanlara siz bakmıyorsunuz, ilgilenmiyorsunuz. Hayır, o değil. Tamamen yanlış anlamışsın. Tamamen yanlış anlamışsın. Dekoderde sorun var. Başka bir şey. Olabilir. Doğru haber de olabilir. Yanlış haber de olabilir. Duyum da olabilir. Aranızda hepimiz şaşırıyoruz, yaşıyoruz bu arada. Yani bu da bizim işimizin bir parçası. Düzeltmek bana tabii ki sorulduğu zaman, işin ana kahramanı ben isem, başkaları beni hiçbir zaman ilgilendirmedi. Ben olabildiğince askeri cevap vermeye çalışıyorum. Lakin bunların %50'si de abartılmış veya bir yerlerden temeli olmayan haberler olup yaratılmış haberler olabiliyor. Ondan bahsediyorum. Efendim, yeni saç tıraşı... Hatta birkaç defa da sana düzeltmiştim. Evet. Asparagas haberi. Olur yani, yapacak bir şey yok. Son olarak da saç tıraşınızı soralım efendim. Gene bir moda olacak galiba bu saç tıraşı da. Öyle mi diyorsun? Kesinlikle. Neler söyleyeceksiniz? Yeni modeliniz, yeni imajınız için aslında. Vallahi içimden geldi, böyle yaptım şu anda. Peki araştırma yaptırıyor musunuz? Şey derler, yeni bir karakterim hazırlanıyor. Hiç bir şey yok. Kendim, şu anda benim karakterim bunu istedi. Yani daha doğrusu ben böyle olsun istedim. İşin şaka tarafı. Deniyorum yani. Peki efendim, o zaman. Beğendiniz mi bu? Harika gözüküyorsunuz. Öyle harika mi? Olmuş gerçekten. Peki araştırma yaptırıyor musunuz acaba? Stratejileri belirlerken Mavi'nin reklam filmindeki dans olsun ya da işte imajla alakalı araştırma verilerine araştırma yaptırıp verilere göre strateji belirlediğiniz oluyor mu? Bana mı her ikinize birden sorayım. Evet. Çünkü ünlüler de biliyorsunuz Hollywood'da da yaptırıyorlar bu araştırmaları. Yani siz bunu kendiniz için yaptırıyor musunuz? Cüneyt Bey'e de soralım, marka için. Örneğin dans belki dinamik ve genç kuşakla bağlantıyı biraz daha ısıtmak, hani Z kuşağıyla alakalı bir adım mıdır diye sormak şimdi istiyorum. Tabii dans öyle, dinamizm öyle. Ama burada hani bazen çok olmak lazım dedik ya. Burada evet. Kıvanç'la beraber Kıvanç'a da yepyeni bir şeyler yaşatabilmenin keyfini yaşatıp müşteriyi de, bak bazen başka türlü de çok alabiliyoruz edinmek ayrıcalıklı. Elbette araştırma konusuna gelince hem Kıvanç hem Mavi olarak hani bizim kendi marka değerlerimiz, beraber bir yere gelince oluşturduğumuz değerlerimiz var. Müşterimizden ne istiyor, müşteri nerede, onu tabii ki takip edip ona göre reklam stratejimizi belirliyoruz. Tabii markalar bu şekilde daha da genç kalmaya devam ediyorlar. Peki siz bu tarz araştırmalara ilgi duyuyor musunuz, merakınız var mı? Ya çok teknik bir konu. O yüzden ben arada konusu konuşulduğu zaman iştirak ediyorum. Eğer evet. Ortamdaysam ama özellikle... Belki dans bunun bir parçasıydı gibi düşünüyorum ama. Olabilir. Ya şeye bakmakla artık reklam filmimiz bizden çıktı. Tüketiciye kaldı. Evet, yeterince dans konuştuk diyoruz evet. Bu akşam. Teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir dans var. Güzel bir hamle geldi. Aslında bir son sorumuz da var ama yine Kurtefe ile ilgili sor olacak gelsin. Efendim. Bir kardeş olur mu? Yoksa bir kız babası olur mu? Kardeşim kısmet ya. Kısmet değil. Düşünceleriniz de var mıdır en azından? Kısmet. Hep iyi niyetli düşünceleriniz var. Hepimize. Çok teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun.